linke de Tuncay Çoruşçu'ya merak ettiğiniz hisseleri sormak için tıklamayı unutmayın. Yarın sizler için Tuncay Bey'e de soracağım. İsmail Bey, AYEN'i o kadar çok gördüm ki AYEN'le başlamak istiyorum. Tamam. AYEN tarafında aslında şöyle söyleyelim. En son gelen haberleri zaten az çok biliyoruz. Avrupa'daki tavan fiyat uygulaması ile ilgili ihtimaller. Fakat şimdi burada AYEN ile ilgili açıkçası biraz yanlış anlaşılmalar da var gördüğüm kadarıyla. En azından şöyle söyleyeyim, 9 aylık bilanço açısından gördüğüm kadarıyla çok da bağlayacak bir durum yok. Yani 9 aylık bilançoları olumsuza çevirecek bir bilgi yok şu an için. Bence 12 aylıkta da aynı benzer bir durum var. Bu tavan fiyat uygulamaları bence bu yıl en azından AYEN'i biraz daha teğet geçme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şimdi burada o yüzden biz bazı şimdi böyle haberlere takılıyoruz. Sonra büyük resmi kaçırabiliyoruz. Şimdi bilanço beklentisi oldukça yüksek olan hisselerden bir tanesi. Biliyorsunuz 6 aylık bilançosunda çok ciddi bir sürpriz kar açıklamıştı. Yine aynı şekilde bu karlılığın yine 9 aylıkta da devam etmesini biz bekliyoruz. O yüzden AYEN tarafında açıkçası ben iyimserliğimi koruyorum. Şimdi buradaki düşüşleri de şöyle değerlendirmek lazım. Hisse senedinde hatırlarsak en son 15 seviyesinden başlayan bir yükseliş ve 30-32'lere kadar yükselmişti. Arkadaşlar birebir bir yükseliş. Yani neredeyse %100'ün üzerinde bir yükseliş yaşanmış. Şimdi burada kısa bir süre içerisinde yaklaşık bir buçuk ay içerisinde %100'lük bir yükselişin yaşandığı bir ortamda aslında bir düzeltme bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi böyle bir haberle birlikte hisse senedinde panik satışlarının geldiğini görüyoruz. Ve para çıkışı da ben açıkçası çok fazla dikkatimi çekmedi. Tam tersine gelen satışlar artık belli bir noktadan sonra karşılanmaya başlandı. Hissenin içerisine baktığımızda ve hisse senedinde en son bu 32 fiyat seviyelerinden başlayan düşüşte 60 günlük ortalamaya kadar fiyat geri çekildi. Yani yaklaşık 22 fiyatın hemen üstünde 60 günlük ortalamaya kadar geri çekildi ve buradan bir tepki geldi. Şimdi burada aslında şöyle bir şey olması lazım. Beklenir sağlıklı olan. Şimdi bilançosunu iyi bekliyoruz bu hisse senedini diyoruz. Şimdi burada bir düzeltme yaşanıyor ve 60 günlük ortalama bizim için düzeltmede, geri çekişte, çekilmede çok makul, çok sağlıklı bir seviye ve tam da olması gereken seviyeden bir dönüş oldu. Şimdi burada kısa vadede bir konsolidasyon sürecini görme ihtimalimiz çok yüksek. Teknik olarak. O yüzden burada bizim dikkat edeceğimiz nokta büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde 30 fiyat ile hatta 29 fiyat ile 24 fiyat arasında bir denge bulma hareketlerini yaşayacağız. 29-24 fiyat arasında biz bu dalgalanmaları göreceğiz. Sonra devamında 29'u seviyesi bizim için bu noktada önemli bir direnç. Aşağı yönde de 24 seviyesi kritik, önemli bir destek. Şimdi bu makasın içinde kalıp hisse senedinde tekrar 29 seviyesi aşılması durumunda aslında asıl yukarı yönlü yükselişin başlayacağı ana dalgaya girmiş olacağız. Yani burada aslında şöyle söyleyeyim. Daha ana çıkışın daha ilk dalgasında, yani burada
15'lerden başlayan yükseliş ve ikinci düşüş düzeltme dalgası, bunun devamında 3. Asıl yukarı yönlü hareketin yaşanması gereken Elliott analiziyle şimdi burada o şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bilançosu iyi olan bir hissenin bundan sonra bizim yapacağımız en güzel şey teknik olarak fiyat oluşumlarının nasıl şekilleneceğini tahmin etmek. Burada da dediğim gibi biz ikinci dalgayı düzeltmesini tamamladık. Sağlıklı bir şekilde 60 günlük ortalamaya kadar geri geldi. Şimdi burada biraz konsolidasyon sürecini göreceğiz ve devamında 29 direnç seviyesinin tekrar aşılması durumunda burada asıl iki aşamalı olarak 33 seviyesinin kırılmasını takip edeceğiz. Hatta 32 seviyesinin kırılmasını takip edeceğiz. Onunla birlikte artık 40 ve 45'lere doğru yukarı yönlü yükselişin aşama aşama takip etmemiz gerekiyor. Ama dediğimiz gibi ilk ana direnç 29, sonra 32. Buradaki fiyat oluşumlarının ardından ancak burada daha sağlıklı bir yükseliş olabilir. Çünkü %100 1,5 ay içerisinde birebir prim yapan bir hissenin düzeltme yapması kadar doğal, sağlıklı bir fiyat oluşumu bence olamaz. En güzeli, en sağlıklısı budur. O yüzden burada bu süreci izleyeceğiz ve devamında dediğim gibi direnç seviyelerini aşama aşama kırdıkça burada üçüncü dalga seviyesi olan 40 ve 50'lere doğru fiyat hareketlerinin şekillendiğini normalde bekleriz. Ama şu an için dediğim gibi daha çok 29 ve 24 arasındaki burada yatay sıkışma hareketini ben takip etme taraftarıyım. 60 günlük ortalama da şu an için 23 seviyesinden geçiyor. 23'ün altına inmediği sürece bizce bu senaryo da bir bozulma beklememek lazım. Dediğim gibi aşağı yönlü 23 bizim için bu olumlu senaryonun çalışması için kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Peki. O kadar çok hisse var ki İsmail Bey, hızlı hızlı hemen soruyorum. AXA. AXA, evet. Şimdi AXA tarafında arkadaşlar şirketin bilançosu, 6 aylık bilançosu gördüğüm kadarıyla oldukça başarılı.